Yıllardır ritim bozukluğu olan hastalarıma kahve azaltın çarpıntı yapar derdim. Ama yeni bir bilimsel çalışma bu inanışı tam tersine çevirdi. Meğerse kahve bazı kalp hastalarında ritim bozukluğu riskini azaltabiliyormuş. Evet, yanlış duymadınız. Kahve kalbi koruyabiliyor. Merhaba. Ben iç hastalıkları ve tıbbi onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirer. Bugün sizlerle kahve tüketimi ve kalp ritmi arasındaki şaşırtıcı bilimsel ilişkiyi konuşacağız. Toplumda kahve kalp çarpıntısı yapan ilacı neredeyse yerleşmiş bir kural. Sadece toplumda değil, biz doktorlarda da aynı fikir vardı. Ama birkaç gün önce JAMA dergisine yayınlanan randomize klinik bir çalışma bu düşünceyi sorgulatmaya başlattı. Araştırmacılar atrial fibrilasyon yani kalpte ritim bozukluğu olan 200 kişiyi incelemişler. Bu 200 kişi Amerika, Avustralya ve Kanada'daki 3. basamak hastanelerden alınmış. Ve sonuçta kahve içenlerin kalbi içmeyenlere göre daha dengeli çalışmış. Yani kahve ritim bozukluğunu arttırmamış, tam tersine azaltmış. Günde bir fincan kahve içenlerde ritim bozukluğu tekrarı %47 iken içmeyenlerde bu oran %64'tü. Yani kahve içenlerin riski yaklaşık %39 daha düşük bulunmuş. Peki bu durum nasıl oluştu? Gelin 4 maddede bunu inceleyelim. Birincisi, kafein kalbi sakinleştiriyor. Kafein vücuttaki adenozin reseptörlerini bloke ederek kalp kası üzerinde aşırı uyarılmayı azaltabiliyor. Basitçe söylemek gerekirse kafein kalpteki fazla sinyalleri susturabiliyor. İkincisi, kahve iltihapla da savaşıyor. Kahvenin içindeki polifenoller ve kolinerjik asit gibi antioksidan maddeler antiinflamatuör etki gösteriyor. Vücuttaki iltihap azaldıkça kalbin elektriksel sistemi de daha dengeli çalışıyor. Üçüncüsü, fiziksel aktiviteyi artırıyor. Kahve içenlere bakılmış ki gün içinde ortalama 1000 adım daha fazla adım attıkları gözlenmiş. Ve düzenli hareket kalbin ritmini doğal yoldan korumuş oluyor. Tabii her şey dozunda güzel. Çalışmadaki katılımcılar günde yaklaşık bir fincan kahve tüketmiş. Yani aşırı kafein ya da enerji içecekleriyle karıştırmamak lazım. Dördüncüsü de kahveyi aniden bırakmak da ters etki yapabilir. Kahveye alışkın bir bünyede ani bırakma sinir sisteminde dengesizlik yaratıp çarpıntı hissi oluşturabilir. Yani bazen kahveye çarpıntı yaptığımız şey aslında yoksunluk etkisi de olmuş olabilir. Tabii çalışmanın sınırlıkları var. Katılım sayısı sadece 200 kişi. Net bir kanıya varmak bununla çok mümkün değil. Bunun için daha büyük randomize çalışmalar gerekli. Özetle kahve doğru miktarda tüketildi kalbinizin dostu olabilir. Ama unutmayın her kalp farklıdır. Kişisel toleransınızı göz önünde bulundurun. Mutlaka doktorunuzla bu konuyu konuşun. Daha fazla bilimsel sağlık videosu için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi ihmal etmeyin. Peki siz kahve içince kalbiniz nasıl tepki veriyor? Çarpıntı mı oluyor yoksa sakinleşiyor musunuz? Yorumlara yazın, hep birlikte konuşalım. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.